Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Duygu Ertaş. Çalışma arkadaşım Ahmet Doruk Alkan ile size geçen haftanın gündemini aktaracağız. Geçen haftanın nabzı İstanbul Yenikapı etkinlik alanında açılan Hatay günlerinde attı. Antakya Gazetesi ve Antakya TV olarak yakından takip ettiğimiz Hatay günleriyle gündemimize başlayalım o zaman. Evet, senin de dediğin gibi Duygu. İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda Hatay günleri geçtiğimiz hafta boyunca yapıldı. Kültürel ve sosyal faaliyetlerinin yanı sıra workshop uygulamaları, el sanatları gösterileri, Antakya kına gecelerinin canlandırması, davul zurna şovları ve birbirinden nitelikli konserlerle dolu dolu bir etkinlik zinciri yaşandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve milletvekilleri açılışta hazır bulunurken bir hafta süren fuara binlerce ziyaretçi katıldı. Açılış günü 4000 porsiyon künefenin dağıtılması İstanbullulara tam bir tatlı ziyafeti yaşattı. Hatay günleri dolayısıyla sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın verdiği konser ise kelimenin tam anlamıyla büyüleyiciydi. Bu yıl 10. kez gerçekleşen İstanbul'daki Hatay günleri başarılı organizasyon ile haklı bir takdir topladı. Hatay'da COVID-19 vakalarındaki artış ise dikkatlerden kaçmadı. Pozitif vaka sayısında hatırı sayılır bir artış gözlendi. Arsuz'da Burcu Kırılmış, Reyhanlı'da Mahmut Dolgun COVID-19 dolayısıyla yaşamını yitirirken AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman ile Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın PCR testleri pozitif çıktı. Aşılamaya değinecek olursak ne yazık ki Hatay'ın hala istenen seviyelere gelemediğini söyleyebiliriz. Hatay'da 18 yaş üzeri nüfusun %69.4'ü aşılandı. Bu oran Türkiye ortalamasının altında. Antakya TV olarak buradan Hatay halkına bir çağrıda biz yapalım. Lütfen kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için aşı olunuz. Yayladağı ilçemiz yeni bir görüntüye kavuşacak. Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Yayladağı Hükümet Konağı yeri ve bahçesinin yıkılarak yerine Yayladağı Kent Meydanı yapılacağını söyledi. Söz konusu alanda vatandaşların nefes alabileceği, çok amaçlı ve estetik bir kent meydanı projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Geçen hafta dikkatimi çeken sempatik bir haber vardı. Samandağ ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Güven, gençler için evini spor tesisine çevirdi. Çocukların ve gençlerin spor yapmasına olanak sunan iş insanı, amacının milli sporcular ve hatta dünya şampiyonları yetiştirmek olduğunu açıkladı. O zaman ben de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın motosiklet tutkusuyla ilgili bir haber vereyim. Başkan Savaş, Türk Çapır Motosiklet Kulübü'ne onursal üye olarak kaydedildi. İlimizin motosiklet tutkunlarının Başkan Savaş'ı ziyaretleri sırasında çok renkli görüntüler yaşandı. Açıkçası ben de Başkan Savaş'ın motosiklet tutkunlarıyla birlikte giydiği motorcu yeleğini çok sevdim. Şimdi bir başka önemli konuyu bültenimize taşımak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen ve Asi Nehri'ni yemyeşil bir örtüyle kaplayan su sümbüllerinin bu yılda baş gösterdiği görülüyor. Asi Nehri içindeki oksijen miktarını azaltarak su canlılarının ölümüne yol açtığı iddia edilen su sümbülleri sorununun yeniden gündemde olduğunu da belirtmeliyim. Bu yıl Hatay tarihinde ilk defa bir ayda 505 milyon 254 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılı Eylül ayı ihracatı 166.9 milyon dolar olurken 2021 Eylül ayı ihracatı ise 505.3 milyon dolar oldu. Bu yılki artış oranı ise %209. ASKİ eski müdürü Gürcan Soğuksu, geçtiğimiz hafta arıtma tesisiyle ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Soğuksu, arıtma tesisini taşımak çözüm değil. Asi Nehri'ne dökülen her noktaya lokal çağdaş arıtmalar yapılabilir ve mevcut arıtma da yeni teknolojilerle yeniden dizayn edilebilir dedi. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlandı. Pandemi sürecinde önemi ve işlevini yeniden hatırladığımız öğretmenlik mesleğinin ilimizdeki temsilcileri de oldukça dinamik ve üretken. Hatay Eğitimsen 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla Sümerler Amfiteyatro'da Erdal Güney ve Metin Kemal Kahraman konseri düzenledi. Öğretmenlerimize moral veren gece oldukça renkli geçti. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda ilimize birincilik kazandıran hemşerimiz Sabit Köse,
Yeni hedefinin 5 ay sonra Çin'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ilimize altın madalya kazandırmak olduğunu açıkladı. Biz de sporcumuza şimdiden başarılar diliyoruz. 69 yıllık tarihe sahip bir aile şirketi olan Günay Otomotiv ve sektörde 130. yılını dolduran dünya markası Schmitz Cargobull yeni bir anlaşma sağladı. Anlaşmayı duyurmak adına düzenlenen organizasyonda yeni nesil frigorifik aracın lansmanı gerçekleştirildi. Avrupa'da birkaç senedir satışı devam eden ve Türkiye piyasasında henüz çok yeni olan bu aracı Antakya'da Günay Otomotiv tahsis edecek. Organizasyonda açılış konuşmasını gerçekleştiren Günay Otomotiv yöneticisi Halef Günay, lansmana katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti. Halef Günay'ın ardından misafirlere seslenen Schmitz Cargobull Satış Hizmetler Yöneticisi Murat Kaya, aracın teknik özelliklerinden ve avantajlarından bahsetti. Lansmanın sonlarına doğru mikrofonu alan Schmitz Cargobull CEO'su Kerem Taş, organizasyona katkılarından ve emeklerinden ötürü Günay Otomotiv'e teşekkür etti. Hatay'a ilk defa geldiğini aktaran Taş, Schmitz Cargobull araçlarının satış öncelikleri kendilerinde olmasına rağmen Günay Otomotiv'i tercih ettiklerini ve bunun dünyada sınırlı sayıda örneği olduğunu söyledi. CEO Kerem Taş, pandemi sürecinde birçok sektörün sekteye uğramasına rağmen lojistik alanında bir sorunla karşılaşmadıklarını, aksine lojistikteki kazancın artarak sürdüğünü ve Günay Otomotiv'le uzun yıllar boyunca kıymetli bir işbirliği içerisinde olacaklarını da sözlerine ekledi. Teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayıran İskenderunspor, 3. Lig 2. grup 6. hafta karşılaşmasında Iğdır Belediyespor'u konuk etti. 5 Temmuz stadında oynanan müsabakada İskenderunspor sahadan 4-1 galip ayrıldı ve yeni bir sayfa açmış oldu. İskenderunspor'un gollerini Enes Soy, Emre Gemici, Abdurrahman Kuyucu ve Burak Temir kaydetti. Geçen haftanın gündemini aktardığımız Haftaya Bakış programı bültenimiz burada sona erdi. Bir sonraki Haftaya Bakış programında görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.